Enise Olgun, Ertuğ Mürçak, Muayla Bozyiğit, Mustafa Saran, Nahide Doğan, Nurşah Çolakoğlu, Önur Öztemel, Serkan Bastı, Süleyman Başkurt, Tunahan Özkan, Zafer Yararlı, Zeynel Kanatmış, Mehmet Kranşal, Üzeyir Çiftçi, Güray Başonar, Hüsmen Uzun, Nezihe Eren, İmdat Karasoy, Tekin Temel, Tolga Sert. İl delegelerimiz Egemen Türkay Güven, Osman İnan, Ahmet Akgün, Adnan Yıldırım, Bülent Can, Cengiz İnançlı, Ethem Çetin, Eren Çetinkaya, Funda Çelik Sezgin, Gülşah Baydar, Halit Gürsoy, Hidayet Gülen, İlhan Durak, İbrahim Aksoy, Muhalla Bozyiğit, Mustafa Saran, Nahide Doğan, Ramazan Kemal Kurt, Selim Kesebir, Şener Çelikayar, Şaban Başak, Tevfik Keskin, Zekeriya Uzun, Onur Öztemel, Zafer Yararlı, Ertuğ Mürçak, Tunahan Özkan, Nurşah Çolakoğlu, Üzeyir Çiftçi, Süleyman Başkurt, Mehmet Kranşal, Abdurrahim Demirer, Enise Olgun, Serkan Bastı, Zeynel Tanatmış. Teşekkür ediyoruz. Şimdi seçimlerin yapılması maddesindeyiz. Kesinleşen listeyi ilçe seçim kurulu yönetimlerine ibraz ediyor. Seçimlerin yürütülmesi için görevi ilçe seçim kurulu yetkililerine devrediyoruz. Ancak burada bir hatırlatma yapmak durumundayım. Değerli delegelerimiz gündemin 11. maddesi gereğince ilçe başkanı, il yönetim kurulu asli delege üyelerinin seçimi, il kongresi delegelerinin seçimi yapılacaktır. Bu itibarla ilçe başkanı ve diğer merkez organlarının seçimleri tamamlanıncaya kadar değerli delegelerimiz salonda ayrılmamalarını önemli rica ediyoruz. Değerli delegeler, oylama işlemi başlamadan önce oy kullanma usulü ile geçersiz oylar hakkında siyasal partiler kanunu ve parti tüzüğümüzde yer alan hükümleri sayın delegelerimizin bilgisine sunmak istiyorum. Siyasi partiler kanunun 21. maddesinin 8. fıkrası gereğince ilçe kongre delege listesinde adılı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy veren nüfus hüviyet cüzdanı ve resimli üyelik kimlik kartı ve kimlik tespit amacıyla düzenlenmiş resmi belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanıca verilen, seçim kurulu başkanıca büyülenmiş ve adayların gösterilen listelerin tüzük ve kongre yönetmeliklerindeki gösterilen usule uygun bir şekilde işleme tabi tutularak sandığa atılması suretiyle kullanılır. Öte yandan parti tüzüğümüzün 46. maddesi gereğince adaylar liste yöntemine göre uygun olarak önerilmiş ise bu takdirde seçimler listenin zarfa konup sandığa atılması suretiyle yapılır. Delege oyunu listeyi aynı bir listedeki aday ve adayları çizerek dilediği ferdi adayları yazmak suretiyle kullanabilir. Listedeki adayların yarıdan fazlasının silme veya çizme sonucu boş bırakılmış yahut organ üye sayısından fazla ilave yapılmışsa bu oy pusulaları geçersizdir. Divan başkanınca kesinleştirilmiş aday listelerinde yer almayanlara verilecek oylar dikkate alınmaz. Şimdi Hayrabolu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ve diğer organların seçimi için iş ve işlemlerin yürütülmesi, yönetim ve denetimi için görevi seçim sonuçlarının ilanına kadar Hayrabolu Seçim Kurulu Başkanlığı'nın saygıdeğer yetkililerine devrediyoruz. Seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyor. Seçim kurulunda görev alacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan kongremiz tabii ki devam ediyor. Özellikle Hayrabolu halkımıza yürekten teşekkür ediyoruz.